Herkese merhaba Webtekno takipçileri. Şu anda Dubai'deyiz. Belki etrafıma bakınca çok fazla anlamamış olabilirsiniz ama neden burada olduğumuzu anlayacağınız birkaç ipucu var. Mesela arkadaki Çinli abiler, mesela TCL logoları ve biz de buraya TCL'in lansmanı için geldik Bilkom aracılığıyla. TCL'i biz ne kadar ülkemizde robot süpürgeleriyle bilsek de aslında TCL televizyon işinde vitesi iyice arttırdı. Dünyanın en büyük ikinci televizyon üreticisi konumuna yükseldi ve bu iddiasını sürdürebileceği bir dizi yeni ürün tanıttı bize burada. Bunlardan bir tanesi de tam 98 inç boyutundaki akıl almaz derecede gerçekçi görüntüler veren bir televizyon. Ayrıca Call of Duty hayranlarının çok hoşuna gideceği yeni gaming monitörleri ve konsol uyumlu gaming televizyonları da bu ürünler arasında. Şimdi çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. Her ne kadar çok fazla TV markası görüyor olsak da piyasada böyle aslında gerçekten televizyon üretebilen ve kendi markasıyla satabilen firma sayısı çok çok az. Muhtemelen Türkiye'de bu konuda ilk akla gelen Samsung ya da LG oluyor. Burada TV üretmek derken öyle farklı yerlerden alınan anakart, ekran paneli ve gövdenin bir bantla birleştirilip içine yazılım yüklenmesinden söz etmiyoruz. Zaten bu açıdan bakınca dünya çapındaki başarılı markaların sayısı bir elin parmağını geçmiyor. İşte bu yüzden ki aynı ekran paneline sahip onlarca TV modeli görüyoruz aslında piyasada. Aslında bu TV'ler yazılımı değiştirilmiş, işlemcilerin arasında ufak farklar bulunan stok ürünlerin ötesinde değiller. TCL de işte tam bu noktada devreye giriyor. Yapay zeka çipini, yazılımını, anakartını, ekran panellerini, ekran paneli için gerekecek teknolojiyi kendisi üretip geliştiriyor. Bu sayede şirket daha yeni girdiği TV pazarında şu an Samsung'un hemen ardından ikinci sırada yer alıyor. Akıllı TV sektöründe de birinciliğe ulaşmayı başardı bile. İşte Türkiye'den kalkıp da o kadar yolu arçınlayarak geldiğiniz bu lansman bu sebeple çok önemli. Zira artık dünyada ilk üçe girmiş bir markanın ülkemizde satışa sunduğu bir dizi TV'yi önceden görme fırsatı yakaladık. Bu sayede size daha detaylı bir bilgi verebileceğiz. Belki televizyon almak isterseniz bu seçeneği de değerlendirebileceksiniz. Şimdi size burada hangi TV'leri gördüğümüzü biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Lansmanda biz aslında 3 farklı TV ailesi gördük. Bir tane de artık amiral gemisi diyebileceğimiz net bir model gördük diyebilirim. Fiyatları henüz kesinleşmese de bu TV'leri en pahalıdan en ucuza ya da şöyle söyleyelim, en yüksek performanslı modelden fiyat performans modeline doğru sıralayacak olursak bunlar şöyle. İlk ailemiz C845 serisi TV'ler. Bu TV'lere Mini LED TV adı da veriliyor. Bu model TCL'in amiral gemisi diyebiliriz. Bir TV'den bekleyebileceğiniz her şeyi vaat ediyor. İçinde AIPQ 3.0 yapay zeka işlemcisi var. Ekranı 2000 nit parlaklık sunuyor ki bu sayede aydınlık ortamda bile karanlık sahneleri kaliteyi bozmadan yansıtabiliyor ekrana. Ayrıca 240 Hz'e kadar tazeleme hızı sunan bu TV'nin ekran panelinde rekabetçi oyunları da adeta bir PC monitöründeki gibi yüksek performansla oynayabiliyorsunuz. Diğer taraftan IMAX desteğiyle bu TV'yi koyduğunuz yer küçük bir sinema salonunda dönüşü veriyor. Bir diğer TV ailesi de C745 QLED Gaming TV olarak geçiyor bu TV'ler. Adından da anlayacağınız üzere bu TV özellikle konsol oyuncularını hedefliyor. 144 Hz'e kadar tazeleme hızına ulaşabildiğiniz bu TV 1000 nit parlaklık sunuyor. Aynı zamanda TCL'in yeni nesil yapay zeka çipi AIPQ 3.0 bu TV'de de yer alıyor. Yani C745 bir üst segment C845'in iyi özelliklerine sahip. Call of Duty ile yapılan bir anlaşma sayesinde TCL resmi olarak Call of Duty'ye özel ilk televizyon şeklinde bir marka konumlandırması yapmış başarılı bir şekilde. Burada da hemen arkadaşları Call of Duty'ye özel olarak tanıtılan o TV'de başka oyunları oynarken görüyoruz. Burada PlayStation 5'ler takılı olduğu için pek çok oyun seçeneği var. TCL'in bu televizyonlardaki en büyük iddiası konsol oyuncularına, özellikle de konsol oyunlarına ilgi duyan kitleye karşılık uyandırmak. Son ailemiz ise C645. QLED Smart TV olarak geçiyor bu ailedeki televizyonlar. Bir akıllı TV'den beklediğiniz her şeyi karşılayacak kadar güçlü, her zaman yazılımı güncel kalabilecek düzeyde kuvvetli bir işlemci var. Çoğumuzun evindeki standart bir TV gibi 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Yani özetle bütçeniz sınırlıysa ya da evinizin farklı odalarına sadece dizi film izlemek gibi genel amaçlar için düşünüyorsanız C645 oldukça yeterli bir televizyon diyebiliriz. Saydığımız tüm bu serilerin hepsi Quantum Dot adı verilen bir teknolojiyle 4K kalitesinde görüntü veriyor. İşte bu Quantum Dot adı verilen teknoloji de TCL'in rakiplerinden ayrıldığı en önemli başlık. Öyle ki OLED veya AMOLED farklı markaların odaklandığı alanlar iken TCL bu iki alana hiç girmeyip Quantum Dot yani QLED teknolojisine odaklanıyor. OLED'lere kıyasla daha dayanıklı olduğu söyleniyor QLED'lerin ve kalite açısından da geri kalmıyor. TCL'in bu alana odaklanmasının en büyük nedeni ise üretimin düşük maliyetle yapılabilmesi. Bu sayede TV'lerin rakiplere kıyasla daha uygun fiyatlı olması. Yani özetle TCL TV'lerin rakiplerinden daha ucuz olmasının sebebi sadece popülerlik, bir alternatif olma arayışı falan değil. Bilinçli bir şekilde firma en başından bu yana bu alanda farklılaşmayı hedefliyor. Bu sayede tüketiciler
aynı kaliteye daha ucuza ulaşabilme şansına sahip oluyorlar. Tam da bu sebeple saydığımız bu 3 serinin, yani 3 farklı ailenin içerisinde 85 inçten 43 inçe kadar farklı boyutları da bulmanız mümkün. Yani bütçenize göre bir seriyi, aileyi seçiyorsunuz. Ardından TV'yi koyacağınız odanın fiziksel şartlarına, izleme mesafesine göre uygun ekran boyutunu belirliyorsunuz. TCL'in lansmandaki son sürprizi ise tam 98 inç, yani 248 santim ölçüye sahip olan bu TV'si oldu. Tam olarak bir sinema deneyimi sunmaya odaklanan bu TV'nin 120 Hz'e kadar yenileme hızını sunduğunu da düşünürsek, uygun içeriği açtığınızda deneyim belki de sinema salonlarından çok daha iyi bir noktaya ulaşıyor. Elbette TV olur da ses sistemi olmaz mı? Zaten TCL TV'lerin dahili hoparlörleri öyle çok üst düzey deneyim beklemeyenler için yeterli. Ancak TCL'in yeni nesil ses sistemleri de bu TV'ler ile oldukça uyumlu bir ikili oluşturuyor diyebiliriz. Başta da söylediğimiz gibi bu TV'lerin fiyatları henüz netleşmedi. Ancak yetkililerden aldığımız bilgiye göre TCL, Türkiye'de her cebe uygun bir seri ve ekran ölçüsüyle karşımıza çıkacak diyebiliriz. Belki de bu videoyu izlediğinizde TV'lerin fiyatları da kesinleşmiş olacak. Bir kontrol etmenizde yarar var. Bu arada TCL'in iddialı olduğu tek konu TV'ler değil. Lansmanda henüz Türkiye'de göremediğimiz ve muhtemelen bir süre daha göremeyeceğimiz TCL beyaz eşyaları yerinde inceleme fırsatı yakaladık. Hemen burada TCL'in yeni nesil klima ürünlerini görüyoruz. Bir tane dış ünitesiz olarak çalışan oda tipi bir klima mevcut. Hemen burada yine aynı şekilde farklı bir model görüyoruz. Hepsi yeni nesil teknolojilerle beraber üretildiği için elektrik tasarrufu konusunda da oldukça başarılı konumdalar. Tabii ki bu ürünlerin bir kısmı henüz Türkiye'de yok. Umuyoruz ki yakın zamanda da satışa sunulacaktır. TCL'in Türkiye'de satışa sunmadığı bir diğer ürün gamı ise beyaz eşyalar arkadaşlar. Bu konuda son derece iddialı olduğunu söyleyebilirim. Şu an burada lansman kalabalığı olduğu için göstermem biraz zor olacak ama size hemen buradaki ürünlerden birkaçını göstermek istiyorum. Örneğin burada bir tane buzdolabı var. Görünüşü itibariyle pek buzdolabını andırmasa da üzerinde yazmasa aslında gardırop gibi duran bu cihazların içerisi son derece modern ihtiyaçlara uygun şekilde tasarlanmış durumda. Oldukça hacmi geniş. Özellikle mutfak dekorasyonuna dikkat edenlerin evlerinde tercih edebilecekleri Asyalı farklı markaların hakimiyetinde olan bir pazar bu. Yine farklı bir model var. Bu kez yine çift kapaklı modelin altına iki kapak daha ekleyip derin donduruculu bir cihaz tasarlamaya çalışmışlar. Benim beyaz eşyalar konusunda TCL'in lansmanında en çok dikkatimi çeken şey ise daha önce tanıttı ve burada da sergilemeyi tercih etti. Şu 18 kilogramlık çamaşır makinesi oldu. Neredeyse sanayi tipi olan bu çamaşır makinesi tabii ki evler için üretilmiş ve çok kalabalık ailelerin, özellikle her gün neredeyse çamaşır yıkayan, kurutmak zorunda kalan ailelerin ihtiyacını karşılamaya yönelik tasarlanmış bir ürün. Tabii TCL'in diğer akıllı ekosistemine, akıllı ev ekosistemine uyum sağladığı diğer çamaşır makinesi de, çamaşır makinesi ürünleri de burada karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde kurutma makineleri de burada karşımıza çıkıyor. TCL'in Türkiye'de beyaz eşya sektörüne ne zaman gireceği çok net değil. Şu ana kadar bildiğimiz en net gelişmeler bugün size göstermiş olduğum televizyonlar üzerine arkadaşlar. Yani bu televizyonlar Haziran ayında Bilkom güvencesiyle Türkiye'de satışa sunulacak ve fiyatları da ilk başta tabii ki rekabetçi olarak bekleniyor. Bunun dışında TCL'in yine görüntü teknolojileri üzerine çalıştığı, özellikle oyuncuları hedeflediği gaming monitörleri var ki zaten görüntülerde görüyorsunuz. Tabii ki beyaz eşyalar ne zaman gelir, klimalar ne zaman gelir, bunlar konusunda henüz yetkililerden net bir bilgi alamadığımızı söylemeliyim. Dubai'den ve TCL'in düzenlediği lansmandan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz teknolojiler ve ürünler hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz. Görüşmek üzere.